11. sınıf kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni tanıyanlar varsa ben Celal hocanız. Sizinle birlikte yaklaşık 2 yıldır ders anlatmaktayım arkadaşlar. Geçmiş yıllarda tabi bir yandan da özel sektörde öğretmenlik yaptığımızdan dolayı TET AYT oynatma listesini tamamlamaya çalıştık. Ama bu sene kitabımız çıkacak Allah nasip ederse arkadaşlar. Kitap çıkana kadar sizlerle birlikte hani ne yapacağız? Sene boyunca 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf videolarını anlatacağız. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan önceki birinci dersimizde 11. sınıfın ilk konusu modern atom teorisine girmeden önce ben size bir 9. sınıf tekrarı yapmıştım. Atom modellerini tekrar ettim arkadaşlar. Bu videomuzda da artık 11. sınıfa başlayacağız. Tabi dünkü videomuzda yani birinci ders videomuzun sonunda Bor atom modeliyle başlar 11. sınıf. Ben size şimdi arkadaşlar kazanımlarınızı da göstereceğim. Yani daha resmi olarak yani bizim okulda ne görmemiz lazım. Hadi gelin bir ona bakalım arkadaşlar. Ondan sonra konu anlatımımıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin kazanımınız bu. Tamam mı? Yani burada ne diyor mesela? Birinci hafta vermiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya? Bak şurada birinci haftayı veriyor. Hatta dur bakalım burada kalem çalışmıyor. Word bu. Şurada... Birinci hafta yani siz iki hafta oluyor bu üçüncü haftaya gireceğiz arkadaşlar. Atom atomu diyor kuantum modeliyle açıklar. Modern atom teorisi ünitesinde arkadaşlar. Burada ne diyor? Bor atom modelinin deneysel deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlıkları vurgulayarak modern atom teorisinin yani bulut modelinin önemi üzerinde durulur. Biz dün bor atom modelini anlattık. Bugün de arkadaşlar artık modern atom teorisine başlıyoruz. Sonra tek elektronlu atomlar iyonlar için orbital kavramını açıklayacağız arkadaşlar. Yörünge orbital kavramlarını karşılaştıracağız. Artık yani biz ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar orbital kavramı kullanacağız. Ne demek hocam o? Bahsedeceğiz. Kuantum sayılarını bu videoda açıklayacağız arkadaşlar. Sonra çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyelerinde bu videoda açıklayacağız. Hatta birazcık da şeye gireceğiz arkadaşlar. Yani bir sonraki e, hafta yani ikinci haftada görmeniz gereken Hund Kuralı, Pauli Ülkesi, Aufbau Prensibi de bu videoda yer alacak. Yani bakın arkadaşlar burada 4 saat vermiş. Siz bunu okulda 4 saat gördünüz arkadaşlar. Bir saat daha da buradan Hund, Pauli falan desek. Yani yaklaşık 5 derste göreceğiniz bilgiyi ben size yarım saatte bu videoda vereceğim arkadaşlar. Yani bu videonun önemini o yüzden hani gerçekten hocam Olur mu yani? Bir saatte verilir mi? Evet verilir arkadaşlar. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Ne kadar da verimli olduğunu göreceksiniz. Her şeyden bahsedeceğiz. Hatta detaylı anlatımıyla yani bizim kanalımız detaylı bir anlatımla ünlüdür derler. Yani hocam çok detaylı anlatıyorsunuz. Mantıklara da yatırarak yani sen o okulda konuyu kaçırdıysan veya da tekrar etmek istiyorsan arkadaşlar 4 saatte hatta 4-4-2 haftada arkadaşlar göreceğin konuyu bundan sonraki video ile birlikte sen 2 videoda tekrar edebilirsin. Yani yaklaşık 30 dakikalık 40 dakikalık videolarla e, ee, o zaman vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Bu kazanımlarımızı beraber halledelim. Şöyle bir çayımdan yudumlamak istiyorum arkadaşlar. Çay olmadan olmaz değil mi? Şimdi ben yine sizin için şöyle bir pdf hazırladım arkadaşlar. Güzel bir pdf çıkartın öyle takip edin. Yani bu yaklaşık arkadaşlar bu şeyde bitireceğiz bunu. Yani yaklaşık ne kadar var? 10 sayfa var bitecek inşallah. Uzunca bir video olmaz çok. Tahminim 40-50 dakika arasında bir video olacaktır arkadaşlar. Hadi gelin o zaman ne yapalım sizinle birlikte modern atom teorisini söyleyelim. Arkadaşlar bor atom modelinden bahsetmiştik bundan önceki videomuzda. izlemediyseniz muhakkak izleyin. Orada atomun yörüngeli modelinden bahsetmiştik arkadaşlar. Yörüngelerde elektronlar hareket ediyordu. Şimdi modern atom teorisi sürecinde arkadaşlar Heisenberg Reis ne yapıyor? Bize belirsizlik ilkesiyle bir atomda bir elektronun yeri ve hızı aynı anda belirlenemez diyor. Yani elektronlar çok küçük arkadaşlar. Ve çok küçük ve çok hızlı. Yani bor atom modelinde ne yapıyordu? Yani diyordu ki çekirdek var, yörüngeler var. Bu yörüngelerde elektron burada bulunur diyordu. Yani elektronu biz konum belirtemeyiz. Yani bakın arkadaşlar bulamıyoruz, konumunu bilemiyoruz değil. Tabiatı gereği biz elektronun konumunu belirleyemeyiz. Yani bu bilimsel bir gerçek. Nasıl ki durup, durup kalem uçmaz yani elektronun yeri de belirlenemez demek arkadaşlar sonra nereden sorumluyuz de Broglie dalga tanecik ikilemi diyoruz arkadaşlar tabi bu elektron için söylüyor. Yani bir elektron aynı anda bakın hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir der arkadaşlar. Yani bu şu demek ya hocam dalga mı tanecik mi? Arkadaşlar farklı deneysel sonuçlara göre farklı sonuçlar gösteriyor. Bakın ben hemen şu tarafa yani tam şu kısma şurası mı? Aynen şuraya koyuyorum arkadaşlar. Tek yarık çift yarık deneyleri. Elektron için yapılan deneyler arkadaşlar. Yani mesela bir fotoelektrik olayı var. Orada arkadaşlar metal yüzeye bir ışık gönderdiğinde oradan elektron kopartıyor. Elektron onu orada tanecik gibi davranıyor. Bir de tek yarık çift yarık deneyleri var. Oraya bakıyorsun arkadaşlar. Elektron dalga özelliği gösteriyor. Gerçekten kuantum dünyası böyle arkadaşlar. Bunu bilmemiz burada yeterli yani elektronun dalga tıpkı deniz dalgası gibi özellikleri var arkadaşlar. Şu dünyada diyor ki madem elektronun yeri ve hızı aynı anda bilinemez ve dalga özelliği de gösterir. O zaman biz de elektronun yerini matematiksel olarak anlamaya çalışalım. Ve matematiksel olarak arkadaşlar dalga denklemlerini, dalga fonksiyonlarını buluyor. Yani Schrödinger ne diyor? Matematiksel olarak ifade edilen dalga fonksiyonları ile elektronların bulunma ihtimali olan ve orbital adını verdiğimiz arkadaşlar matematiksel bölgeleri hesaplıyor. Bu denklemlerin sonucu ile 4 tane kuantum sayısı ile orbital adı verilen bölgeler ifade ediliyor. Arkadaşlar şöyle bakın, yörüngeli orbital demin kazanımlarımıza vardı hatırlıyor musunuz? Bakın yörüngeli orbital arasındaki fark şu. Sen yörüngede dersin ki elektron burada hareket ediyor arkadaşlar. Burada yani döndüğünü düşünürsün. 2 boyutlu bir harekettir ama arkadaşlar. Mesela bir bir tane birazdan bahsedeceğimiz S orbiteli çizeyim şuraya arkadaşlar. Şöyle küresel. Elektron burada herhangi bir yerde. Mesela çekirdek buysa. Şurada merkezde ise. Elektron burada herhangi bir yerde bulunabilir diyoruz. Bak bu orbitelleri. Bu orbiteller elektronların matematiksel olarak bulunduğu yerlerdir arkadaşlar. Yani matematiksel olarak bulunma ihtimali olan bölgelerdir. Nereden çıkar? Schrödinger'in e, dalga fonksiyonlarıyla çıkar. Schrödinger fonksiyonları nereden çıkarttı? De Broglie ve Heisenberg'in arkadaşlar buradaki teorilerle yani Heisenberg belirsizlik ikisi de Broglie dalga tanecik ikilimi sonucu ne yaptı? Schrödinger'de madem elektron dalga özelliği gösteriyor ve biz yerini ve konumunu aynı anda bilemiyoruz. O zaman dedi ki biz bunu matematiksel olarak anlayalım. Arkadaşlar bu 4 tane kuantum sayısı bizim koordinat sistemimiz tamam mı? Koordinat sistemi. Ben şöyle diyorum. Hani şöyle anlayın bunu arkadaşlar. Birincisi bakın en baş kuantum sayısı. 2 L aksal momentum kuantum sayısı. Üçüncüsü M L manyetik kuantum sayısı. Dördüncüsü M ise spin kuantum sayısı. Arkadaşlar bu 4 kuantum sayısı bizi elektrona götürecek. Yani elektronun adresi gibi düşün. Şöyle diyorum ben. Mesela bir savaş uçağı pilotunu düşün. Savaş uçağı pilotu çok yüksekten düşmanı göremez böyle tane tane. Ama elinde bir koordinat sistemi vardır. Düşmanın olduğu bölgeye gider, bombalar. Yani öyle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunlar da bizim koordinat sistemimiz. Bizi nereye götürecek? Elektronun bulunma ihtimali olan ve orbital adını verdiğimiz bölgeler arkadaşlar hacimsel bölgelere götürecek. Artık bakın biz elektronun Böyle yörünge kavramıyla anla, anlatmıyoruz. Buna elektron bulutu modeli de denir arkadaşlar. Elektron bulutu modeli diye de biz bunu söyleriz. Tamam hadi gelelim bakalım devam edelim. Şimdi kuantum sayılarını göreceğiz. Arkadaşlar en baş kuantum sayısıdır. Bu şeye benzer bak. Şöyle bor atom modelinden hani yörüngeler vardı ya arkadaşlar. Teşbihte hata olmaz bir kavram haritası gibi düşünün. Biz enerji seviyelerine artık katman diyoruz arkadaşlar. Yani o Pardon enerji seviyeleri demeyelim. Biz Yörüngelere artık enerji seviyesi diyeceğiz arkadaşlar. Yani katman diyeceğiz. Burada mesela en eşittir birinci enerji seviyesi birinci katman. En eşittir ikinci enerji seviyesi ikinci katman. En eşittir üçüncü enerji seviyesi üçüncü katman. En eşittir dördüncü enerji seviyesi dördüncü katman gibi düşün. Yani elektronların bulunduğu enerji katmanlarını yani enerji seviyelerini gösteren kuantum sayısıdır. Bak matematiksel olarak birden başlayıp sonsuza kadar değer alabilse de gerçekte 118 tane yani periyodik sistemde arkadaşlar en büyük element en son bulunan element 118 proton sayılı organosom protondur. Bunun 118'de elektronu vardır. Bu 118 elektronu yerleştirdiğimizde en son 7. enerji seviyesi dolar. Ama tabi matematiksel bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar sonsuza kadar değer alabilir. Yani bunlar neymiş? Bizim katmanlarımız. Çekirdeğe en yakın birinci katman. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü katman diye devam ediyor arkadaşlar. Geldim ikinci kuantum sayıma. Açsal momentum kuantum sayısı. Arkadaşlar bakın bor atom modelindeki bir yörüngedeki bütün elektronların enerjileri aynıydı. Ama artık Schrödinger'in dalga denklemleri sonucu biz kuantum sayılarından görüyoruz ki şunu görüyoruz. Neyi görüyoruz arkadaşlar? Her katmanda bir de alt katman var. Tamam mı? Yani bakın burada çok iyi anlayacaksınız birazdan. Bor modelindeki farklı olarak yani bor modelinden farklı olarak her enerji seviyesi yani her katmanda arkadaşlar alt enerji seviyeleri vardır diyoruz. Yani alt enerji seviyesi, alt katmanlar. Modern bakışa göre aynı katmanlık elektronların enerjileri aynı değildir. Bu alt katmanları belirleyen kuantum sayısı ikincil kuantum sayısı denir arkadaşlar. Yan kuantum sayısı da denir. Açısal momentum kuantum sayısı da denir. Yani yan kuantum sayısı ya da ikincil kuantum sayısı denilen açısal momentum kuantum sayısıdır. Burada arkadaşlar söyleyeceğiz, diyeceğiz. Açısal momentum kuantum sayısı yani bir enerji seviyesine yani bir ende yani bir birinci n en, yani en bir eşittir iki eniştir üç ya. Buradaki alt katmanları bulmak için şöyle yapıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. N eksi 1'e kadar sayı veriyoruz. Tamam mı? Yani her değeri alabilir bu aradaki arkadaşlar. Her sayı bir katmanı ifade ediyor. Yani L'ye başladın. 0, 1, 2, 3. N eksi 1'e kadar arkadaşlar bütün sayılar alır. Mesela şöyle diyoruz. L'nin sıfır olması S alt katmanı. Bakın arkadaşlar bunlar alt kabuk. Alt kabuk da denir bunlara. Alt enerjisi de denir. Tamam mı? Alt katman da denir. Yani alt enerji seviyesi arkadaşlar. Bakın 1 olursa P alt enerji seviyesi. 2 olursa D alt enerji seviyesi. 3 olursa F alt enerji seviyesi. Hocam peki 4 olursa? Arkadaşlar 4 yok. Çünkü demin söyledim ya yani son 118. Yani bunun 118'de elektronu vardır arkadaşlar. Bu 118. elektronu yerleştirdiğimizde bu 4 dolmaz. Neden dolmayacağını da birazdan göstereceğim. Yani merak etme burası boş kalıyor. Yok değil matematiksel olarak var. Ama bu L'nin 4 olduğu ben buna gündüz katmanı diyorum. G orbiteli diyorum arkadaşlar bunlara. D, G alt katmanı. Bakın bunlar S alt katmanı. P alt katmanı, D alt katmanı, F alt katmanı ve G alt katmanı diye düşün. Öyle gider yani. N eksi 1'e kadar değer alır. Arkadaşlar G yok yani. 4, 5, 6, 7 dolmuyor. Neden dolmadığını birazdan bahsedeceğiz. Şimdi matematiksel olarak n-1'e kadar değer alabilse de gerçekte 4 tane katman vardır. L0 katmanı S katmanıdır arkadaşlar. L1 P katmanıdır. Yani P alt enerji seviyesidir. L2 D alt enerji seviyesi. L'nin 3 olması da F alt enerji seviyesidir. L4 olduğunda arkadaşlar ben bunu gündüz demiştim dediğimiz gibi. G orbitalleri demiştim. Yani bu kadar elektronu dolduracak atom yok elimizde arkadaşlar. O kadar elektronu olan atom yok dedik. Ve ne yaptık? Devam ettik. Bakın burada çok iyi göreceksiniz. Bak Şimdi n eşittir 1 ya. L açısal momentum kuantum sayısı yani ikinci kuantum sayısı. Diyoruz ki birinci yarar seviyesinde kaç tane alt katman var? Hocam 0. Nereye kadar? N eksi 1'e kadar yani 1 eksi 1'e kadar değer alıyor. O zaman burada arkadaşlar bakın 1. Başına yazdığım n'dir tamam mı? N eşittir 1 demek bu. 1 de 0 olursa s'de değil mi arkadaşlar? Bakın. O zaman burada 1 de bir tek 1 s katmanı var. Anladınız mı? Mesela l nereye kadar değer alacak arkadaşlar? Şunu da nokta nokta yapalım güzel simetrik dursun. 0 1'e kadar yani n-1'e kadar 2e-1'e kadar bütün değerler alıyor. Bak şimdi 0 olması 2 ikinci enerji seviyesi bu n değeri arkadaşlar. 0 olması 2s alt katmanı var. Bir de burada 1 olması arkadaşlar 2p alt katmanı var. Yani burada ne oldu? 2s ve 2p alt katmanı olmuş oldu. Gördünüz mü? Bu kadar basit yapmanız gereken arkadaşlar. Peki n eşittir 3'te hangi katmanlar var öğretmenim? L'yi alacaksın. Şöyle n eksi 1'e kadar değer vereceksin. 0, 1, 2. Yani nereye kadar? 3 eksi 1'e kadar değer alıyor. E 0 olması 3'teki s demek. 1 olması 3'teki p demek. 2 olması da 3'teki d demek arkadaşlar. Yazdım 3s. 3P ve 3D alt katmanları var burada. Arkadaşlar en eşittir 4. enerji seviyesinde L ne yapıyor? Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3. Yani 4 eksi 1'e kadar değer alıyor. Yani burada arkadaşlar sıfır olması demek burada 4'teki S var demek. 1 olması demek 4'teki P demek. 2 olması demek 4'teki D demek. 3 olması demek de 4'teki F demek arkadaşlar. Yani burada 4S 4P 4D ve 4F alt katmanları varmış. Bak en eşittir 5 de arkadaşlar L 0, 1, 2, 3, 4. Yani nereye kadar? 5 eksi 1'e kadar değer alıyor. Bunu kitaplarda vermez. Arkadaşlar 4 yoktur yani şöyle düşün. Biz burada mesela 0 oldu mu? Siyahdan yazayım mı arkadaşlar? Bak 0 oldu mu ne diyorduk? Siyahdan yazayım şöyle. 4 oldu mu? Şu muydu siyah? Şuydu. Bak ki S, 5S var. So 1 de oldu mu 5P var. 2 oldu mu yani L'nin 2 olması demek D demek yani. 5 D var. L'nin 3 olması demek 5 F demek. Arkadaşlar bak L'nin 4 olması demek de şöyle kırmızıda yazıyorum 5 G demek ama şu yok. Tamam bu boş. Yani burada şöyle diyoruz var normalde mesela 5 S, 5 P, 5 D, 5 F alt katmanı var ama siyahla yazıyorum bak 5 G. Bu da var ama bu boş. Bu, bunlar dolmuyor arkadaşlar. Tamam yani öyle düşün. Şimdi bu şekilde olduğunu söyledik. Var mı sıkıntı buraya kadar? Alt enerji seviyeleri de bunlarmış. Burada hani şunu bilin arkadaşlar. L0 demek sana S'i diyordur. Yani S alt katmanlarını soruyordur. L'nin 1 olması demek sana P alt katmanlarını söylüyordur. L'nin 2 olması demek D alt katmanlarını. L'nin 3 olması demek de F alt katmanlarını. Hocam L4 bunu sormayacak sana. Tamam mı? Bu yok müfredatında arkadaşlar. G katmanıdır. Gündüz katmanıdır ama o yoktur. Şimdi bir enerji seviyesindeki elektron sayısı 2n formülü ile 2n kare olacak arkadaşlar bu. Formüle hesaplanır. Birazdan geleceğiz buna. Yani şöyle düşün. Burada mesela SPD katmanları var ya arkadaşlar. Birazdan bunların alabileceği elektron sayısını verdikten sonra bunu vereceğim tekrardan. Şimdi geldik manyetik kuantum sayısına. Bak biz n ile ne yaptık? Enerji seviyelerini bulduk. L ile alt enerji seviyelerini bulduk. Şimdi bu mesela bu alt enerji seviyeleri neydi? S alt enerji seviyesi, P alt enerji seviyesi, D alt enerji seviyesi ve neydi? F alt enerji seviyesi. Bu alt enerji seviyeleri kaç orbital alır? Bunu da bize söyleyen arkadaşlar manyetik kuantum sayısıdır. Şimdi m ile manyetik kuantum sayısı dedik. Bir alt katmanda kaç tane orbital olduğunu yani S, P, D ve F alt katmanlarında kaçar orbital olduğunu belirten kuantum sayısıdır. Bir diğer tanımı, orbitallerin uzayda yöneldikleri şekilleri belirleyen kuantum sayısıdır. Arkadaşlar M'le eksi L ile artı L arasındaki değerleri alıyor. Kaç tane sayı varsa o kadar orbital vardır diyoruz. Mesela L'nin mesela diyelim sıfır olması demek. Birazdan bahsedeceğiz. S alt katmanı var demek ki arkadaşlar. Eksi L'den L'ye o zaman M'le bir tek ne değerini alır? M'le demek bir tek sıfır değerini alır. O zaman burada bir tane orbital var demek ve bu bir orbitali şematik olarak böyle göstereceğiz. Hadi gelin bakalım görelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın L0 olunca S orbitali oluyordu. Peki bu S orbitalleri kaç orbitalden içerir arkadaşlar? Bakın M ile eksi L'den ne yapıyordu? artı L'ye kadar değer alıyordu. O zaman bir tek sıfır alır. Sıfırın eksisi artısı olmaz. Bak matematiksel bir anlam yükleme bunlara. Bu tek orbital var demek arkadaşlar. Tamam mı? Bakın tek orbitali de şematik olarak böyle gösteririz. Bu orbitalin şekli de budur arkadaşlar. Yani şöyle. Burada mesela bir koordinat sistemi üzerinde şöyle gösterirsek arkadaşlar. Atomun çekirdeği burasıysa elektronlar bu kadar bir hacimde toplanabilir yani. Tamam mı? Mesela bir s şu yani arkadaşlar. Yani şurada mesela koordinat sistemi diyelim yani atomun çekirdeği. Bunlar tabii üst üste. Üst üste ayrı ayrı yazıyoruz yani. Elektronlar burada bulunabilir. Arkadaşlar çekirdekten uzaklaştıkça çekirdek çekimi daha az olacağından da orbiteller büyür. Yani çünkü çekirdeğin dışında 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 çekirdekten uzaklaştıkça orbiteller büyüyecek. Yani senden neyi istiyorum? Bakın S katmanlarında şematik olarak şöyle göstereceğiz arkadaşlar. O küresel orbiteli. Şöyle söyleyeyim. bütün S'lerde tek orbital var bakın arkadaşlar. Bütün S'lerde görüyor musunuz? Tek orbital var. Gördünüz mü? Harikasınız bak gördünüz değil mi? Bütün esler tek orbiterler. Bütün katmandaki bunu ML ile buluyoruz biz arkadaşlar. Peki şöyle dedik. L'nin 1 olması demek P alt enerji seviyesi değil miydi arkadaşlar? Bakın P katmanıydı. O zaman ML hangi değerler oluyordu? Eksi L'den başlıyordu. Artı L'ye kadar değer oluyordu. Yani o zaman L'si 1 ise ML eksi 1 sıfır artı 1. Arkadaşlar bakın 3 tane katman bu. 3 tane orbital buluruz. 3 sayı demek burada 3 orbital demek. Bu üç orbital Şimdi bunlar p orbitalleri arkadaşlar. Buna px, py ve pz orbitalleri denir. Bak şöyle düşün, atomun çekirdeği buradaki merkezse arkadaşlar, böyle lopludur. iki lopludur bunlar. Mesela px de, hani bunların ikisi tek orbital bak, bunların tamam arkadaşlar bir tane px şu yani, tamam mı? Bunlar tabii böyle iç içe geçmiş yapılar. Yan yana aslında da kafamız karışmasın diye ayrı ayrı gösteriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın P'ler böyle lobluymuş. Sana böyle loblu verdiğinde elektronlar buralarda bulunabilir. Yani bunun L'si birdir. Bunu anlayacaksın direkt. Bu P kabuğudur. P alt kabuğudur yani. Bu P'ye özgü bir şekildir arkadaşlar. Bakın P'ye yani Y ekseni üzerinde görüyor musunuz arkadaşlar? Bak elektronlar buralarda bulunabilir yani. Gördüğünüz gibi elektronların bulunma X ekseni ya özür dilerim Y ekseni üzerinde arkadaşlar. Elektronlar buralarda bulunabilir demek. PZ'de arkadaşlar bakın şu artı bir olan olmuş oldu PZ. Yani elektronlar buralarda böyle bulunabiliyor arkadaşlar. Gördünüz mü yani? Bunların böyle hacimsel bölge artık konum belirtmiyoruz. Bak bunların tamamı bir tane PZ'dir yani. 3 tane orbital. ML -1, 0 artı bir 3 tane matematiksel bir anlam yüklemiyoruz. 3 tane orbital var demektir bu arkadaşlar. Gördüğünüz mü bakın bu kadar basittir. Yani ben artık P gördüğümde ne diyecekmişim? P'ler 3 orbitalli kardeşim. Yani şöyle yazalım. Bilgisayar kasma yapmıyordu ne zamandır. Bak yine yapmaya başladı. Bakın P'lerde 3 tane orbital var demek arkadaşlar. P'lerde 3 tane orbital var demek. P'lerde gördüğünüz gibi 3 tane orbital var demek. Orbitalleri de böyle ya kutucukla ya çizgiyle yuvarlak gösterirler. Arkadaşlar Bakın D'lerde bunlar L eşittir 2 olduğunda şöyle yazalım arkadaşlar. Biz bunu ne diyorduk? D ortelleri diyorduk. M ne yapıyordu? Eksi L'den, eksi L'den artı L'ye kadar değer alıyordu. O zaman L2 ise M ile eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 dedik arkadaşlar. Bakın buradan 5 tane orbital var. 5 tane orbital arkadaşlar böyle dörtlüdür bakın arkadaşlar. Bunun tamamı şöyle düşün. Bu neymiş? 3d demeyelim de şu d olacak arkadaşlar. Yani 3. enerji seviyesinde 3d'den itibaren e, başlayacağı için n 3'ten başlayacağı için yani şöyle demiş olduk biz. dxy yani bu bir tanesi bir orbital bu yani. Tamam mı? Bak bu dxz orbitali. D şuraya yazalım. dxz. Bakın burada arkadaşlar dyz orbitali şurası dyz olmuş oldu. Burası dx kare eksi y kare. dx kare eksi y kare. Bunları bilmek zorunda değilsiniz isim isim ama şunu bilin dörtlü olursa d orteli arkadaşlar. Ve şöyle halkalı olursa da d ortelidir. Yani bunu bilseniz yeter size. Yani bu da dz karedir arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle dörtlü olduğunda bunlar ne oluyormuş? Sizin bileceğiniz bu dörtlü gördüğünde ne diyormuşsun? Hocam bunun ls2 ve bana d ortellerini söylüyor. Elektronlar da şöyle buralarda bulunabilir yani. Bunlar böyle arkadaşlar görüyor musunuz? Aslında böyle iç içe geçmiş bir yapı. Yani şöyle düşün. Mesela bir atomun çekirdeği burasıysa arkadaşlar. Mesela ilk önce ne var? 1s var mesela. 1s orbitali Ondan sonra onun üzerine biraz büyük böyle 2s orbitali var arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra P orbitalleri başlıyor böyle loplu. Yani aslında bizim böyle yörüngeye kadar bahsedebileceğimiz basit bir yapı değil. Mesela bu ne? 2P mesela. Sonra 3S başlıyor böyle arkadaşlar bunun üzerinde. Böyle aslında karmaşık bir yapı aslında. Çok karmaşık bir yapı. Ha biz bu kadar bilsek yeter arkadaşlar. Biz bundan sonra neyi görecekmişiz mesela? Şunu bileceğiz biz. D orbitalleri arkadaşlar. Bunu sık sık kullanacağız. 5 tane orbitali içeriyor. Yani D alt kabuğunda 1 2 3 4 5 dedik arkadaşlar. Tamam mı? Bilgisayar tabii karsıma yaptı biraz. Değerlerde 1 bir, 2 3 4 5. Değerlerde bütün değerler 5'liymiş yani 1 2 3 4 5 arkadaşlar. Şimdi ee, bu şekilde yani. Gördünüz mü? F'ler nasıl olurdu hocam? F'ler şöyle diyelim arkadaşlar. L'si 3 ise F'lerin şekillerini bilmek zorunda değilsiniz. Hiçbir test kitabında gelmez karşınıza arkadaşlar. O zaman M, eksi L'den artı L'ye kadar değer alacak. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3. Arkadaşlar buradaki ne olmuş oldu? Toplam 7 orbital. Yani bunlar 7 orbitalli. Arkadaşlar bu orbital sayısını da şöyle hani... Şöyle formülü vereyim. Burada yazmıyor. Orbital sayısı ne olur? 2L artı 1 formülüyle de bulunabilir. Yani ben burada toplam mesela kaç orbital buldum? 7 mi? O zaman 2 çarpı 3 artı 1'den ne geldi? 7. Bak 7 orbital var yani. F'lerde L'si 3 olan F'lerde 7 orbital var demek arkadaşlar. Bak onu da yazalım. Şöyle hemen şuraya 1 2 3 4 5 6 7 f'lerde 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 demiş olduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani hepsini tek bir çatı altında bunları size vermeye çalıştık arkadaşlar. Hadi gelin bakalım son kuantum sayımız da, sayımıza da bakalım. Şimdi bak enerji seviyesini gördük. n verdi bize bunu. Sonra l alt enerji seviyesini verdi. m l, alt enerji seviyesindeki neyi verdi arkadaşlar? Orbital sayısını verdi. MS de arkadaşlar bize neyi verecek biliyor musun? Elektronun dönme yönünü belirtecek. Yani bir orbitalde en fazla iki elektron bulunur arkadaşlar. Bu elektronlar eksi yüklü olduklarından birbirlerini itmeleri gerekir. Yani eksi eksi iteceğinden bir arada bulunmamaları gerekiyor. Elektronların orbitallerde bulunabilmeleri için zıt yönlü dönmeleri gerekiyor. Çünkü biri bir yöne doğru dönüp artı yönlü manyetik alan oluştururken diğeri ters yöne doğru dönüyor arkadaşlar. Eksi yönlü manyetik alan oluşturuyor. Elektronların dönme yönünü belirten kuantum sayısı spin kuantum sayısıdır diyoruz arkadaşlar. Bak Şimdi bir yöne sembolik olarak bir elektronu böyle ifade ediyoruz bir okla arkadaşlar. Bir yöne doğru dönen elektrona artı bir bölük dersem, diğer yöne doğru dönen eksi bir bölük olur. Ama tabi kesin kural değil çünkü bunlar ihtimaller arkadaşlar. Yani ben mesela yukarı yönlü bakana eksi bir bölük dersem, o zaman aşağı yönlü bakana artı bir bölük olur. Yani buradaki birin yarısını anlama. Sen buradan hani yukarı yönlü bakan okulların adı ms sayısı artı 1 bölü 2 diyeceksin arkadaşlar. Bunları anlayacaksın. Bak şimdi buradan neyi göreceğiz biz? Bir ortelde iki elektron bulunur dedik ki arkadaşlar. Mesela diyelim ki biri artı 1 bölü 2 biri eksi 1 bölü 2. Bunları böyle sembolik olarak yazıyoruz. O zaman s'lerde bakın 2 elektron bulunuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bütün s'ler maksimum 2 elektron alabilir arkadaşlar. Bakın 2 elektron alır, 2 elektron alır, 2 elektron alır. P'ler... Bakın arkadaşlar her orbital 2 elektron alacak ya. Burada P'lerde arkadaşlar bakın doldurdum da 3 orbital vardı. Yani P alt kabuğu maksimum 6 elektron alır arkadaşlar. Mesela buradaki P'ler de aynı şekilde. Bütün P'ler ne yapacak arkadaşlar? Burada tabi bilgisayarım keşke kasmasaydı. Yeniden başlatmak istemiyorum. Şu kısım yarıda kalmasın. 6 elektron alır arkadaşlar. Bakın buradaki P de 6 elektron alır. Buradaki P de 6 elektron alır. D'lere baktığımda bakın D'ler arkadaşlar ne yapacak? Totalde totalde 10 tane elektron alacak değil mi arkadaşlar? Tabi birazdan bahsedeceğiz. İlk önce teker teker sonra böyle eşleştirerek doldurmamız gerekecek bunlar arkadaşlar. Bütün D'ler 10 tane elektron alacak gördüğünüz gibi. Mesela buradaki D de 10 elektron almalı. Buradaki D de 10 elektron almalı. F'ler de aynı mantıklı arkadaşlar. 7 tane orbital yok mu? Her orbital 2 elektron oluyorsa çarpı 2 kadar elektron alır. Yani 14 elektron alacak. 14 elektron alacak. Arkadaşlar siz hissetmeyeceksiniz ama bilgisayarı bir yeniden başlatacağım. Evet geldim arkadaşlar. Tabi sizde hemen devam ediyoruz. Şimdi şöyle hani bir enerji seviyesinde. Mesela burada şeye de dikkat edin arkadaşlar. Bakın n en eşittir birden itibaren L bir tek 0 alıyordu. N-1'e kadar değer alıyordu arkadaşlar. 1S bakın yani S katmanı her katmanda bulunur. Ama N eşittir 2'den itibaren L 0 1 değerini alır arkadaşlar. Yani 2 eksi 1'e kadar L'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani P'ler P'ler bakın 2'den itibaren başlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? N eşittir 2'den itibaren buradan P başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. N eşittir 3'den itibaren de D başlıyor. Çünkü neden? L 0, 1, 2 değerlerine oluyor. Yani gördüğünüz gibi 3 eksi 1'e kadar değer alıyor. Yani D kabuğu da 3. enerji seviyesinden itibaren başlıyor. N eşittir 4'den itibaren de arkadaşlar L 0, 1, 2, 3 olduğundan dolayı F'ler başlıyor. L'nin 3 olması demek F olması demekti arkadaşlar. Yani buralara dikkat edin. Yani ilk katmanda P bulunmaz arkadaşlar. İkinci katmanda D bulunmaz. Yani yani ikinci katmandan itibaren P. Üçüncü katmandan itibaren D başlar. Ee, dördüncü katmandan itibaren de F'ler başlar demiş olduk. Peki şurada bir formülümüz vardı. 2N kare formülü arkadaşlar. Bir enerji seviyesindeki elektron sayısını verir Mesela N eşittir birinci enerji seviyesinde arkadaşlar. 2 çarpı 1'in karesinden toplam 2 elektron deriz biz. Bakalım öyle miymiş? Evet S varmış. Bir tek 2 elektron oluyormuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? Mesela N eşittir 2'de. Mesela bakalım n eşittir 2'de l ne alacak arkadaşlar? Burada hatta şöyle formülden yapalım. Yani 2 en kare diyeceğiz ya. 2 en kare bize toplam elektron sayısını veriyordu. Yani 2 çarpı arkadaşlar 2'nin karesinden bu 8 geliyor değil mi? Toplam 8 elektron bulunuyormuş. Bakalım. Bak 2 tane S de var arkadaşlar. 6 tane de P'de var. Toplam ne var arkadaşlar? Burada 8 elektron var. Gördünüz mü? Şimdi mesela n eşittir 3 dediğimiz arkadaşlar. Ee, yani burada formülü uygulayalım. 2 n kare bize elektron sayısını veriyordu. 2 çarpı 2 çarpı 3'ün karesinden 9 kare 2 18 elektron bulunuyormuş. E bakalım arkadaşlar burada. Bakın 2 elektron burada. 6 elektron burada. 10 elektron burada. Toplam burada kaç elektron oldu? 18 elektron oldu. Gördünüz mü? Yani bu 2 n kare formülü de bize neyi veriyor arkadaşlar? Elektron sayısını veriyor. Yani böyle söylemiştik. Sorulara bakalım şimdi arkadaşlar. Dediğimiz gibi bak en eşittir 3. enerji seviyesinde en fazla kaç elektron bulunabilir? Bak uzun yolla yapıyorum. E, şöyle yapacaksın. En eşittir 3'te L alt enerji seviyedir. Ne yapıyordu? 0, 1, 2 değerini alıyordu. Neden? 3-1'e eksi kadar değer alacak. Yani burada 3S var, 3P var, 3D var. Arkadaşlar şöyle diyeceksin. Hani mesela elimizde 3S, 3P, 3D var ya tek orbiteli var bunun. Birazdan bu, az önce görmüştük. P'lerde 3 orbital var. D'lerde de 5 orbital var arkadaşlar. Nereden bildim? Bunun L'si 0. M L'si 0. Bak M L'si 0. Bunun L'si 1. M L'si eksi 1. 0 artı 1. Oradan. Yani bunun L'si 2. M L'si orbital sesini veriyordu. Eksi 2. Eksi 1. 0 artı 1. Artı 2. Şimdi toplam arkadaşlar bak. 2 elektron alır. Toplam gördüğünüz gibi arkadaşlar burası 6 elektron alır. Burası da toplam az önce yaptığımız gibi ne yapacak arkadaşlar? 10 tane elektron alacak. Toplarsam burada 18 tane elektron olacak arkadaşlar. Ama direkt yani 5 dakikada senin yapacağın şu. Hocam 2N kare bize bu formülü veriyor. 2 çarpı 3'ün karesinden ne gelir? 18 gelir. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş oldum. Geldim. Her bir atom orbitalini tanımlamak için kuantum sayıları adı verilen N, L, M, L kullanılır diyor. Bu kuantum sayılar için aşağıdaki ortalar, aşağıdakilerin hangisine verilen değerler olanaksızdır diyor. Şimdi şöyle diyelim. N eşittir 2 de ml 0 olabilir mi? Evet arkadaşlar. N eşittir 2 için L ne alabilir? 0 alabilir. 1 alabilir. Arkadaşlar bu 2S demektir. Bu 2P demektir. Yani L 0 arkadaşlar ml ne yapıyordu? Eksi L'den artı L'ye kadar değer oluyordu. Yani bir tek 0 alabilir. Yani buradaki mesela ml değeri ne olur? Eksi 1 0 artı 1. Yani burada arkadaşlar 0 olur yani gördüğünüz gibi ml değerleri. Bu olabilir bunu. L2 demek D alt kabuğu demek değil miydi arkadaşlar? L2 D alt kabuğuydu. ML arkadaşlar eksi 2'den e, neye kadar? Artı 2'ye kadar değer alıyor. Eksi 1 0 artı 1 artı 2 zaten 5 tane orbital var demek yani bunu da alır. Bak en 3'te L'dir 2. Şimdi en eşittir 3'te L diyor arkadaşlar. 0 1 2. Yani nereye kadar? 3 eksi 1'e kadar. N eksi 1'e kadar değer alıyor. 3S 3B 3D var demektir. Yani arkadaşlar burada 2 almış mı? Evet alır. Bu da doğrudur. L1'de ml-1. Arkadaşlar şuraya yazıyorum. L eşittir 1 demek. P alt kabuğu demek. O zaman ml ne alacak? Eksi 1. 0 artı 1 alacak. Yani toplam 3 tane orbital var arkadaşlar. Eksi 1 demiş. Bakın eksi 1 alabiliyor arkadaşlar. N eşittir 1 de ml1. Ya arkadaş. N eşittir 1 de L zaten bir tek 0 değerini alıyordu. Yani birinci enerji seviyesinde bir tek 1S vardı. Bak ne kadar kolay görüyor musun? Şimdi M'liğe ne yapacak? Eksi L'den artı L'ye kadar değer alıyordu. Eksi L ile artı L arası değer alıyordu. Ve bu tek bir sıfır alabilir Yani bu bir alamaz arkadaşlar burada. E seçeneği burada doğru seçenek olmuş oldu. Yukarıdaki niceliklerden hangileri? Orbital kavramı ile ilgisi yoktur diyor. Bak baş kuantum sayısı orbitalin enerji seviyesini verir arkadaşlar. Enerji seviyesi. Manyetik kuantum sayısı orbital sayısını verir. Orbital sayısı... Ama spin kuantum sayısı arkadaşlar hatırla bir ortelde iki elektron birine ben ms artı 1 bölü 2 dersem diğeri ms eksi 1 bölü 2 olacaktı. Yani bu elektronla alakalı. bunun alakası yoktur. O zaman c seçeneğim doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle bir topladık arkadaşlar. Ve nereye geliyoruz artık? Ee, burada orbitallerin enerjileri diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya şu, heh, başlık şuradaymış. Orbitallerin enerjileri diyoruz. Keyifler nasıl? Yaklaşık yarım saat oldu arkadaşlar. Bakın okulda uzunca gördüğünüz yerleri bu şekilde size hemen Anlattık arkadaşlar, tamam. Yine devam edeceğiz. Hadi gelin bakalım orbitallerin enerjilerinden devam edelim. Şimdi arkadaşlar enerji kavramında bor atom modelinden hatırlamanızı istediğim bir şey var. Hani bor atom modeli bak, bunu bir kavram haritası gibi görün. Tabii ki de orbitallerden bahsediyoruz artık. Bu şekilde değil ama arkadaşlar, şunu görmeniz için ben böyle bu şekilde veriyorum. Artık fark şu, hani bir enerji seviyesinde alt enerji seviyeleri var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tamam mı? Bunu bu şekilde anlamanız için bunu yazıyorum. Şimdi bor diyordu ki bize çekirdekten uzaklaştığın bastıkça bu yörüngelerin enerjileri artar. Enerji artar. Yani şöyle diyordu. En arttıkça yani enerji seviyesi arttıkça enerji artar diyordu ama Bohr buradaki alt enerji seviyelerini bilmiyordu arkadaşlar. Yani bunlardan haberi yoktu. Şimdi biz şöyle diyoruz bak. Biz modern atom teorisinde arkadaşlar en değeri düşük olanın enerjisi düşük demeyeceğiz. Öyle yazsaydık eğer şöyle yazardık. Mesela ilk önce çekirdeğin en yakın enerjisi düşüktür. Ve elektronlar Düşük enerjili orbitale ilk önce yerleşmek isterler bak. İlk önce 1S'e yerleşirlerdi. Ondan sonra 2S, 2P ikinci enerji seviyesine. Sonra arkadaşlar üçüncü enerji seviyesine mesela 3S, 3P, 3D gördüğünüz gibi. Ondan sonra mesela 4S, 4P, 4D, 4F böyle sırayla doldururlardı orbitelleri arkadaşlar. Gördünüz mü? Mesela sonra 5P, mesela burada 5S de var tabii yukarıda. 5S, 5P, 5D, 5F, 5G diye. Hatta o zaman bizim şuradaki G orbitalimiz de boş kalmazdı. Hani dedim ya bunun neden olmaz? olmadığını birazdan açıklayacağım size dedim. Şimdi o zaman arkadaşlar. Şimdi şöyle diyoruz. Modern atom teorisine göre arkadaşlar. Şimdi altı enerji seviyeleri de olduğundan dolayı hani eni küçük olan çekirdeğe yakın olanın enerjisi düşüktür ve elektron ilk önce oraya yerleşir demeyeceğiz. Biz buradaki L bunlar neydi? Alt enerji seviyesi arkadaşlar. Alt enerji seviyesi. Alt katman. Tamam mı? Açısal momentum kuantum sayısı veriyordu bize bunu. Yani arkadaşlar Enlik düşük olan değil de artık n artı l değerine bağlıdır. Enerji dediğim şey n artı l'dir. N artı l'si küçük olanın enerjisi küçüktür. Ve elektronlar ilk önce n artı l değeri küçük olana yerleştir diyeceğiz. O zaman sıralama şöyle olmayacak bakın arkadaşlar. Bak demin sıralama nasıldı? Hani 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Şuraya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. 3d, 4s'den önce geliyordu. Ama artık öyle değil. Bak artık nasıl arkadaşlar? Dikkat et. Az önce 3D'yi öne yazıyorduk ya bak 4S 3D'den sonra gelmiş bak şuraya kadar bir sıkıntı yok. 1S sonra 2S 2P sonra 3S 3P ama sonra arkadaşlar 3D'yi buraya değil 4S'i buraya yazıyoruz. Neden biliyor musun? Bak N artı L değeri enerjisi değil miydi arkadaşlar? Şimdi bunu biraz daha büyütelim mi şöyle? Şu kısmı şöyle büyütmek istiyorum arkadaşlar. Bak N artı L'sine bak. Şimdi bunun N değeri 4 başına yazdığımız 4 arkadaşlar. Artı S olunca L değeri 0 olmuyor muydu? Bak bir daha yazayım. L 0 demek S. L1 demek P. Hani işimizi çok yarayacak bu bak. Bunu bilin. Artık bunu bilmeden olmaz arkadaşlar. L eşittir 3 olunca da D olmuyor muydu? Şimdi bak bu S olduğundan L değeri 0. Şimdi o zaman bunun enerjisi 4. Mesela bunun en artı L değerine bak arkadaşlar. Bak 3 artı 2. Ne oldu arkadaşlar? 3D'den 5 oldu enerjisi. Yani 4 enerjisi daha düşük gördünüz mü arkadaşlar? Sonra mesela 4P gelir. Hocam mesela burada N artı L. O zaman buradan 4 artı L olunca da 1'dir. 4 artı 1 diyeceğim. Bunun enerjisi de 5 olur. E ikisinin aynı mı hocam? Hayır. İkisinin aynı bulursan N artı L değerini arkadaşlar. Enerjisi büyük olan burada baş kuantum sayısı büyük olandır. O zaman N'i büyük olanın enerjisi büyük olur derim. Ama eşit olursa yani. Dikkat et tamam Biz enerji dediğimizde nereye bakıyormuşuz arkadaşlar? N artı L değerine bakıyormuşuz. Bu sıralamada arkadaşlar yine say say para say para say diye böyle bir tekerlemeleri falan vardır bunun ama ben size öyle ezberletmeyeceğim. Hani öyle ezberlete ezberleyebilirsiniz. Şöyle bakın. Bak 1s var sadece. 1 de. Bunu ezberleyeceğiz. Sonra 2 de 2s 2p var. Bak hep s de başlıyor, p ile bitiyor bak. Son 3 de 3s 3p var. Arkadaşlar bak 4'ten itibaren şöyle oluyor bak. 4s başlıyor. 1 eksikten d geliyor arkadaşlar. Bak 3d 4p kapattım. 4s başladım 4p ile bitirdim. 4P bitiyorsa bak her S ile P arasında bak 4S 4P sonra bak yine bak 5S 5P olmuş kapattım bir eksikten D almış tamam mı bir eksikten D geliyor 4 ile 5 de yani 4S'den sonra 3D 5S'den sonra arkadaşlar 4D geliyor ve 5P ile kapatıyorum. Hani bu kadar bilsek yeter bize. Ama mesela 6 ile 7 de de arkadaşlar şöyle bak. Her S ile P arasına bakın. Bak 2 eksikten F geliyor. 1 eksikten D geliyor. Yani 6S 2 S'ler 2 elektron oluyordu ya. 4F 14. Tabi bu üstüne yazdıklarımızda elektron sayısı bu arada. Elektron sayısıdır arkadaşlar. Demin bunları anlatmıştık. Sonra bak 1 eksikten 5D geliyor. 6P'ye kapattım. Bak aynı şekilde 7S dedim. 2 eksikten 5F arkadaşlar. Sonra 1 eksikten 6D sonra 7P demiş oldum. 7P 6. Şimdi arkadaşlar burada şöyle sizin mantık kurmanızı istiyorum. Bakın bir daha yazacağım buraya. Sizden şöyle yazmanızı istiyorum. Hocam 1S P yok. 2'ye geldim. 2S. Bak sayılar 2 elektron oluyor. 2S2. 2P6. Kapattım. Bak S ile P aralığına bakıyorum. Şimdi 2 ile 3'te D yok. 3S2. 3P6. Kapattım. Sonra bak 4S'e geldim arkadaşlar. Bak 4S2. 1 eksik. Bak 1 eksikten 3D10. 4P6 ile kapattım. Tamam bak 4s'ten 4p'ye kapattım. Sonra 4 ile 5'te f yoktu. Yine aynı mantık bak. 5s 2 3d o, 3d mi? 1 eksikten gelecek. 4d 10 5p 6 dedim kapattım. Ondan sonra 6s 2 6 ile 7 f'ler 2 eksikten geliyordu. 4 F 14 5 D 10 D'ler 1 eksik 6 P 6 ile kapattım 7 de de aynı şekilde bak 7 S 2 2 eksikten F geldi 5 F 14 1 eksikten D geldi 6 D 10 sonra 7 P 6 diye kapattım arkadaşlar yani say say para saydan daha ziyade bunu yapsanız yeter şimdi biz önceden nasıl yazıyorduk artık elektronları böyle diyeceğiz arkadaşlar bak önceden biz yazdığımızda şöyle diyoruz diyorduk 2 8 1 diyorduk ya artık böyle demeyeceğiz arkadaşlar bak 1 S'te 2 elektron. Toplam 11 proton varsa 11'de elektron vardır. Elektronu buraya yazarız arkadaşlar. Yani direkt proton'a göre elektron yazabiliriz. Bak 2 S, 2 elektron, 4 elektron yaptı arkadaşlar. Bak bunlar elektron sayısı da üstüne yazdıklarım. Sonra 2 P, 6 dedim, 10 elektron. 3 S, bak 11 tane yazmam lazım ya. 3 S'ye 1 kaldı arkadaşlar. Toplam 11 tane elektronu yazdım. Zaten dikkat et. İlk enerji seviyesinde 2, ikinci enerji seviyesinde 8, üçüncü enerji seviyesinde 1. Bak yine 2, 8, 1 oluyor. Şimdi sen önceden mesela kalsiyum nasıl yazıyordun? 2 8 8 2. Toplam 20 tane elektron yazıyordum böyle. Artık böyle değil arkadaşlar bak. 1s 2 geldim 2s 2 2p 6 10 oldu arkadaşlar kapattım. 3s 2 3p 6 18 oldu. 4'e geldim. 4s 2 dedim arkadaşlar bak. 2 8 8 2 oluyor yine zaten. Tamam mı? Yine aynı şekilde mesela Silisium 14 yazdığımızda direkt yazalım arkadaşlar. 1s2 2s2 bak 2'den itibaren 2p6 elektron. Sonra arkadaşlar 10 elektron oldu. 3s2 3p2 demiş oldum yani böyle yazacağız tamam mı? Yine dikkat et zaten 2 8 4 oluyor arkadaşlar. P'ye baktım 15 elektron yazacağım. 15 proton 15 elektron. Bunlar proton sayısıdır ama o kadar elektron vardır. Bak 1s2 2s2 2p6 bak dikkat edin arkadaşlar. Sonra 3s2 3p6 mı? Bak buraya kadar 10 yaptı şöyle. 12 3p6 değil arkadaşlar. 10 3p'ye ne kalıyor? 3p3 kalıyor yani 15 olması için toplam. Gördünüz mü? Titanium 22 dikkat et. Bak 1s2 kapattım. Sonra 2s2 2p6 bak. Direkt kapattım arkadaşlar. 3s2 3p6 kapattım. Şuraya geldiğimde 18 elektron oldu. Üstleri sayarsak arkadaşlar bak 2 10 değil mi? Ee, burada arkadaşlar 18 elektron olmuş oldu. Bak 4s2 dedim 20. 22 tane yazacağım ya. Arkadaşlar 4'ten itibaren bir eksikten D'ye başlıyor. Yani 3 D 2 demiş oldum. Tamam toplam ne oldu arkadaşlar? 20-22 tane elektron yazmış o oldum. Bu şekilde elektronları yerleştireceğiz. Yani bu sıralama ne sıralamasıymış arkadaşlar? Enerji sıralaması. Sıralaması. Enerji deyince ne geliyormuş aklıma? N artı L sıralaması. Yani N artı L'si düşük olandan elektronlar yerleşmeye başlar sıralamasıymış. Tamam elektronlar orbital'e. Şimdi belli başlı kurallarımız var arkadaşlar. Bunları zaten söyledik. Aufbau kuralı dedik. Elektronlar orbital'lere yerleşirken enerjisi düşük olan orbital'den başlayarak yerleşirler. Yani n artı l'si düşük olan orbital'den yerleşirler diye anlattık ya. Şu sıralama dedik. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 diye yazdık ya arkadaşlar. Bak 5s2, 4d10, 5p6 diye yazdık. Bu sıralama arkadaşlar Aufbau kuralıdır. Aufbau kuralı. Tamam mı? Yani enerjisi düşük olandan yüksek olana doğru elektronlar yerleşir. Var mı sıkıntı? Harika. Diğer kuralımıza geldik. Pauli dışlama ilkesi dedik arkadaşlar. Pauli dışlama ilkesi de şu. Bir atomda iki farklı elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz. Bir elektronun arkadaşlar çünkü farklı elektronların bir atomda yerleri farklı. O zaman adresleri de farklı. Şöyle demek istiyorum. En iyi örnek bu oluyor. Bir apartmanda Aynı katta oturan karşılıklı arkadaşlar kapı komşularının adresleri aynı mıdır? <laughs> Yüz yüze derslerde aynı diyenler çıktı. Değildir. Mahalleleri aynıdır. Sokakları aynıdır. Apartmanları aynıdır. Katları aynıdır. Ama en az kapı numaraları farklıdır. Yani adresler aynı olamaz abi. Elektronlar da farklı ya. Biz edir adresler aynı olamaz diyeceğiz. Bak şimdi şöyle düşün. Şimdi şurada mesela lityum 3 elektronu 3 protonu var arkadaşlar. 1s 2 2s 1 yaz. Önceden de zaten ne yazıyordun? 2 1 diye yazıyordun. Şimdi bak bunun en değeri ne? En değeri 1. S olunca hatırla bak L'nin 0 olması S, L'nin 1 olması P, L'nin 2 olması bu açısal momentum kuantum sayısıydı D, L'nin 3 olması da F'ti değil mi arkadaşlar? Bak N eşittir 1'de L 0 neden? Çünkü S. O zaman ML ne yapıyordu? Eksi L'den artı L'ye kadar manyetik kuantum sayısı değer alıyordu. Buna da arkadaşlar bir tek 0 diyeceğim çünkü 0'ın eksisi artısı olmaz. Tek orbital var. Tek çizgiyle gösteriyorum. İki elektron var arkadaşlar. Biri bir yöne doğru bakıyor. Diğeri ters yöne doğru bakıyor. Dedik ki burada önemi yoktur ama birinin ms değeri artı 1 bölü 2 olacaksa diğerinin ms değeri de ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olacak. Bak Mahalle aynı olabilir, sokak aynı olabilir, apartman aynı olabilir ama kapı numarası en az farklı olmalı. Yani farklı elektronların arkadaşlar 4 kuantum sayısı da aynı olamaz. O zaman aynı elektrondan bahsedelim. Öğretmenim olsun ya hani olsun e, olsa şöyle yazarsın. E, elektronlar böyle yerleşemez ki. Eksi eksi iter. O zaman şey yazarsın bak. Bu iki elektronun N değeri aynı. L değeri aynı. Çünkü S orbitalinde bunlar arkadaşlar. M, L değeri de aynı. Aynı orbitalde. E o zaman bunun da M sayısı Artı 1 bölü 2 olur. Bunun da ms'si ne olur? Artı 1 bölü 2 olur. Ama arkadaşlar elektronlar böyle yerleşemez. Yani böyle olamaz. 4 kuantum sayısı aynı olamaz. Mesela diğer için yapalım. Burada arkadaşlar n değeri 2. S olduğundan dolayı l değeri 0. E, m, l değeri eksi l'den artı l'ye kadar bir tek 0 alır. Arkadaşlar tek orbital var demektir. Bunun m, l'de tek sayı tek orbitaldi. E, bir tane elektron varmış. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Bakın ms değeri de mesela bunun artı 1 bölü 2 diyelim. Şimdi bak. Şu iki elektrona baktığımızda hocam artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 işte aynı olmuş. Bak bunların emle değerleri de 0. l-l değerleri de 0. Ama bak kardeşim bu birinci enerji seviyesindeki bu ikinci enerji seviyesindeki. Yani 4 kuantum sayısına aynı olamaz. Sana aşağıdaki işte verilen elektron dizilimlerinden hangileri Pauli kuralına uymaz derse arkadaşlar. Mesela bir ortelde iki yöne doğru bakan varsa bu Pauli'ye uymaz yani. Pauli'ye uymaz. Neden? Böyle olursa arkadaşlar 4 kuantum sayısı da aynı olmuş olur. Demin anlattığım sebeplerden ötürü. Sonra geldik nereye? Hund kuralına arkadaşlar. Hund kuralı da şu. Demin zaten birazcık yine bahsetmiştim bu kuraldan. Elektronlar orbitallere yerleşirken ilk önce aynı yöne bakan elektronlar teker teker boş orbitalleri dolduracak şekilde. Sonra arkadaşlar zıt yönlü elektronlar teker teker yerleşirler. Yani şöyle düşün. Mesela P'de arkadaşlar toplam 4 elektron olsun. Şöyle yapmayacağım bak. Böyle yapmayacağım. Bu yanlış. Mesela 4 tane ortayı şöyle kutucuk değil de böyle yazalım arkadaşlar. Şöyle yapmayacağım yani bak. Böyle yapmayacağım. Bu da yanlış. Nasıl yapacağım? Bak 1 2 3. Şöyle ilk önce aynı yöne bakanlar, sonra zıt yöne bakanlar. Bak nereye yazdığımın da bir önemi yok ha. Mesela şöyle olabilir mesela. İlk önce aynı yöne bakanlar diğerini böyle ters yazarım yani. Bak ilk önce aynı yöne bakanları yazacağım. Şöyle de olabilir yani. Şöyle de olabilir. Bunları bilmiyorsun yani. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir mesela. İlk önce aynı yöne bakanları arkadaşlar ya boşları dolduracak şekilde yerleştireceğim. Sonra ters olarak boşları dolduracağım. Tek kuralım bu. Mesela L eşittir 2 olduğunda M eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 5 orbital var. Mesela diyelim ki burada arkadaşlar 7 tane olsun. abi kuralım şu. İlk önce aynı yöne bakanları yazacağım. Ondan sonra diğerini nereye koyduğum bir önemi yok. Bak 7 tane yerleştirdim. Yani şöyle yapmayacağım yani arkadaşlar. Bu doğrudur. Mesela şöyle değil böyle 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 işte kafaya göre böyle yapamıyorum arkadaşlar. Yani bu değil. Veyahut da şöyle de değil. Boşları doldurmadan yani böyle 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 işte bu şekilde hocam değil. İlk önce boşlar. 4-5. Şöyle boşları dolduracağım. Ondan sonra nereye yazdım bir önemi yok bak. Ötekinin yani tamam mı? Yani bu şekilde 7 tane yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi yukarıda verilen elektron düzenlemelerinden hangileri Pauli ilkesine uymaz? Bak cevabı verdim zaten demin o yüzden bu soruyu koydum. Aynı yöne bakan varsa arkadaşlar Bunlar uymaz yani bak. Aynı yöne bak, bakmış bunlar arkadaşlar. Uymaz. Bakıyorsun bunların hepsi tam dolmuş. Bu uyar. Yani burada doğru seçelim. D seçeneği demiş oldum. Test kitaplarının aynısını göreceğin ya. Direkt yapıştır yani. Tamam. Çünkü neden? Buradaki iki elektronun da kuantum sayıları aynıdır arkadaşlar. Mesela 2S'deki bu iki elektronun. En son mesela bunun da ms'si artı 1 bölü 2 olur. E bunun da ms'si artı 1 bölü 2 olur. Ama böyle olamaz yani. Böyle yerleşemezler arkadaşlar. Demiş olduk. Baktım. X, Y ve Z atomlarının orbital şemaları yukarıda verilmiştir. Buna göre bu dağılımlardan hangileri Hund kuralına uygundur diyor arkadaşlar. Şimdi bak bu şekilde yerleştirmiyorduk değil mi? İlk önce boşlar da olacak arkadaşlar. Bakın bu uygun. Böyle teker teker boşları doldurmuş. Çok güzel. Bak bu da uygun. Nereye yazdım bir önemi yoktu. Aynı yöne doğru bakanları yazdım. Yani bunlar arkadaşlar uygun olmuş oldu. Tamam mı? Yani burada Y Z olacak. Doğru seçeneğim D seçeneği demiş. Ol. Var mı başka soru? Bir de burada varmış. Bu aynı soru sanırım ya. Aynı soruyu yazmışız bak. Dalgınlığa bak. Gördünüz mü? Aynı soruyu koymuşuz. Neyse. Burada kalıyorum. Umarım sizlere çok faydalı olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar okulda baya bir gördüğünüz yerleri bakın ben size böyle mantıkları anlatarak anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın bu video serisi devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.